Selam gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, AYT Fizik kampımızın 27. videosunda atom modellerinde birlikteyiz sevgili gençler. Evet, kitap olarak da biliyorsunuz ki yan tarafta kullanmış olduğumuz AYT taktiklerle 10 gündeki fizik kampı kitabımızdan devam ettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi bakın, atom modelleri bir tarihsel bir süreçtir. Yani birazcık böyle bu işi hafif doğrularla beraber başlayan kişileri biraz ciddiye almışız arkadaşlar. İlk olarak başlatan kişi kim arkadaşlar? Dalton atom modeliyle başlıyor bu işler. Şimdi Dalton ne demiş? Özellikle şimdi çok isabetli olmasa da şimdi diyebilirsiniz ki yani bu iyiydi. Bundan sonra işte Thomson geliyor, Rutherford geliyor, Bohr geliyor. Bakın hep üst üste koymuşlar. John Dalton ne yapmış? Kimyasal bileşiklerin temeli olan katlı oranlar yasası ve kütle korunum yasasını birleştirerek bir model ortaya koymuş. Buna göre her element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen, bakın, içi dolu sert taneciklerden oluşmuş. Yani aslında Dalton'un söylediği şey şu: atom bildiğiniz nerededir, şöyle yapalım, bildiğim bir bölünemeyen küre biçiminde gibi düşünmüş değil mi? Berk gibi düşünün, böyle deniyor. Kimyasal tepkimelerle atom bölünemez ve yeniden oluşturulamaz demiş. Ama yanılmış. Tabii bir üst modeline geçtiğiniz zaman kim geliyor? Thomson atom modeli. Meşhur üzümlü kek modeli. Bakın, üzümlü kek modeliyle de böyle kafamızda kolay kalan bir model. Şimdi ne demiş Thomson? Atom küre biçiminde olduğunu söylemiş ve çapının 10 üzeri eksi 10 metre, yani bu ne demektir? 1 angstrom derece olduğunu söylemiştir. Pozitif yüklü maddeyle doludur. Yani bunun anlamı şu: pozitif yükler neresi aslında bunun? Kek. İşte üzümler de neye benzetilmiş zaten biliyorsunuz ki gençler? Negatif yüklü elektronlara benzetilmiş. Negatif yükler atomun nötr, bak en azından adamın doğru söylediği bir şey. Atomun nötr olduğunu söylemiş. Küreye homojen dağılmış ve hareketsizdir demiş. İşte tabii elektronlar zamanla hareket ettiği bulunuyor ama yine de atomun nötr olduğunu falan filan, bu tip bilgileri de söylemiş bize. Tabi bence çığır açan bir arkadaş Rutherford. 1911 yılında yapmış olduğu deneyde alfa tanecikleri. Bu arada bazı arkadaşlarım soruyorlar, alfa nedir öğretmenim? Helyumdur arkadaşlar. 2'ye 4 olandır. Çok ince bir altın plakaya gönderildiğinde alfa taneciklerin, bakın ne yaptığını, saptıklarını görüyoruz. Bazılarının bak kenarlara çok saptığını ama en çok bu bölgeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu ne demek? Yani en çok sapmadan gittiklerini görmüşüz. O zaman bu ne demektir? Anlamında çekirdeğin çevresinde büyük boşluklar var. İşte boşluklara denk geldiğinizde rahat rahat elinizi kolunuzu sallayarak gittiğini. Atomun kütlesinin çoğunun pozitif yüklü olup ve bu yüklerin tamamı çekirdek tarafından bir bölgede yoğunlaştığını söylemiş. Atom yine toplam yük bakımından nötr demiş. Ve elektronlar çekirdek çevresindeki boşluklarda aynı güneş sistemindeki gibi dolanırlar demiş. Bakın, ilk yörünge kavramını açıklayan ve ilk çekirdek kavramını açıklayan kişi arkadaşlar Rutherford'tur. Bu anlamda önemlidir. Aslında nötronlarla ilgili bir takım bilgiler bulmuş ama anlam veremediği için, yani anlam veremedi ya da isimlendiremeyince nötronları veya elektronların çekirdek çevresine nasıl yerleştiğiyle ilgili maalesef doğru açıklamalar da yapamadı. Yani burada da bakın bu işin yetersizlik kısımlarından bahsediyoruz. Ve tabii bizi en çok ilgilendiren adamlardan bir tanesi 1913 yılında Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, Planck'ın hipoteziyle Rutherford'un atom modelini bir araya getirerek yeni bir atom modeli önerdi. Tabii bu arada bu da mükemmel değil. Siz modern atom teorisini kimyada kullanıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki en basit yapıya sahip hidrojen atomunu, yani aslında Bohr zaten kimleri açıklayabilmiş? Sadece tek elektronlu atomları açıklayabilmiş. Yani burada söylemek istediği şey atomları açıklayabilmiş. Sadece çekirdekle elektronun arasındaki aşkı önemli. Bir elektronla başka bir elektronun arasında da aşk olabileceğini, nefret olabileceğini ciddiye almamış. Yani ne yapmış şu? İşte demiş ki bir çekirdek, etrafında da bir tane elektron var. Ne yapıyor? Bu arkadaş bunun aslında çok basit düşünmüş. Şöyle demiş: artı yüklü bu çekirdek eksiği ne yapar? Çeker. İşte bu elektriksel kuvvet, bildiğiniz elektriksel kuvveti merkezcil kuvvete eşitleyerek arkadaşlar olayları, yani bildiğiniz mekanikle elektriği birleştirerek yapmış. Ama işte atom biliyorsunuz bu kadar basit değil yani. O yüzden de ne yapmaya başlamış? Modern atom teorisi, kuantum teorileri ortaya çıkmaya başlamış. Ama basit ve anlaşılabilir bir dilden ne demiş? Elektronlar pozitif yüklü çekirdek çevresinde, bakın nedir elektriksel kuvvetin ismi de, Coulomb kuvveti etkisinde ışıma yapmadan kararlı yörüngelerde dolanırlar. Durup dururken ışıma yapamaz.
Bu birinci varsayımıydı. Bazı yerlerde de duyabilirsiniz bunları ne deniyordu? Birinci postülat da diyebilirler. Peki bu arada şimdi bizim başımıza bir tatlı bela var. Şimdi elektronun yükü E desek. Çekirdek nedir? Artısıdır elektronun yük olarak ama bir de atom numarası vardır. Z ile gösterdiğimiz neyi vardır arkadaşlar? Atom numarası vardır. İşte ne yapıyor? Artı ZE ile eksi E'nin arasındaki bir aşk. Ve en önemli varsayımlarından bir tanesi. Çekirdek çevresinde dolanan elektronun açısal momentumu, dikkat edin lütfen buraya, H bölü 2 pi'nin tam katlarıdır demiş. Yani eninci yörüngesindeki en çarpı H bölü 2 pi, en de yörünge numarası L ise bu işteki açısal momentum. Ve özellikle ÖSYM'nin şimdi sorularda da anlayacaksınız. Bakın özellikle bu 2 pi'yi unutturmak için bayağı bir çaba harcadığını göreceksiniz. Lütfen bu formülün n çarpı h bölü 2 pi olduğunu kafaya iyi yazın. Şimdi peki ben buradaki elektronun dolandığı yörüngedeki özelliklerini öğrenebilir miyim? Evet, bakın artı ZE ile gösterdiğim çekirdeğin etrafındaki elektron dolanırken bir R yarıçaplı yörüngededir. Ve R yarıçapı tabii ki bulunduğunuz yörüngeye göre değişkendir. A0 Bohr yarıçap sabit olmak koşuluyla n kare bölü Z'dir. Yani neye bağlı? Kaçıncı yörüngede olduğuna ve hangi atomun çevresinde bulunduğuna bakılarak bulunur. Peki toplam enerjisi, işte eninci yörüngede bulunan bir elektronun toplam enerjisi R ile gösterdiğimiz Rydberg sabiti 13.6 ise eksi R Z kare bölü ne karedir? Bu arada özellikle buradaki eksi çıkmasının önemi nedir bizim için gençler? Bu elektronun kafasına göre hareket edemediğini, yani ne yaptığını söylüyor sana. Kardeşim diyor, ben diyor çekirdeğe bağlı yaşıyorum. Ben bu bağı sökmek istiyorsan, aynısının pozitifini verirsen buna sen bağlanma ya da iyonlaşma enerjisi adını veriyorum. İşte pozitif haline de bağlanma iyonlaşma enerjisi dedik gençler. Ve şimdi Bohr atom modeline göre üçüncü seviye, aslında üçüncü varsayım şu. Yüksek enerji seviyesinde bulunan bir elektron alçak enerji seviyesine geçerse ne yapar? Bak şimdi dışarıda giderseniz toplam enerjiniz ne yapar? Artar. Ama içeri giderken enerjiniz azalıyor. Nereye gitti kaybolan enerji? İşte bir foton olarak salınacaktır. Dolayısıyla bu fotonun enerjisi de üst enerji ile alt enerji arasındaki farka eşittir. Ben istersen bunu fotoelektrik olaydaki gibi HV'ye ya da HC bölü lambdaya eşitleyerek ben bunun frekansını ya da dalga boyunu bulabilirim. Ve bir atomun uyarılması, bakın. Yani bu ne demek? Uyarmak demek, çok basit olarak şöyle düşünün arkadaşlar. Çekirdek bu, biliyorsunuz. Şimdi elektronlar ne yapmak ister? En az enerjiyle burada dolanmak isterler. İşte elektronları ikinci yörüngeye, üçüncü yörüngeye, yani dış yörüngeye göndermeye biz uyarma adını veriyoruz. Best of halde nedir? İyonlaştırmaktır. Ve ben bir atomu 4 yolla uyarabilirim. Nedir bunlar? 1. Atomların birbiriyle çarpıştırması. Bakın bunda bir matematiksel şey yok. Ne olur bu atom çarpıştığı zaman diğerine enerjisini verir, uyarabilir. 2. Isı verilmesi olabilir. Değil mi? 3. İşte burada bizim için tehlikeli ve önemli olanlar elektronla ya da fotonla da uyarılabilir. Şimdi örneğin atomların seviyelerini böyle çiziyorlar. Bu sayıları ezberlemenize gerek yok. Şimdi burası kararlı hal. İşte elektronu ikinci yörüngeye çıkarttığınız zaman işte bu enerjiye birinci uyarılma enerjisi. Bakın buralara dikkat edin. İkinci yörüngeye birinci uyarılma. Üçüncü yörüngeye ikinci uyarılma dediğimize dikkat edin. Eğer elektronla uyarmak istiyorsanız elektronun enerjisi E1 düzeyine eşit ya da büyük olması yeterlidir. Bunun üzerindekiler problemdir. Ancak fotonla uyarmanın bir özelliği vardır gençler. Fotonların en büyük özelliği nedir? Soğurulur, değil mi? O yüzden de fotonun enerjisi ne olması lazım? Tam E1 kadar, tam E2 kadar ya da iyonlaşma barajına eşit ya da büyük olursa, zaten bu olay olursa da bunun adını hatırlarsanız veya da göreceksiniz ilerleyen de günlerde diyelim, fotoelektrik olay denir arkadaşlar. Foton ne yapıyor? Maddedeki elektronları söküyor, iyonlaştırıyor. Fazla enerji olmasında mahsuru yok. Fazla enerjiyi de elektrona kinetik enerji olarak aktarıyor. Ve özellikle meşhur ışımalarımız vardı, biliyorsunuz gençler. Tabii Bohr kimi en güzel açıklayabilmiş? Hidrojen atomu. O yüzden hidrojen atomunun spektrumu, yani ışımaları meşhurdur. Bunlar da bunlarla ilgili çalışmalar yapan insanlara ithaf edilmiş. Bakın nedir? Lyman serisi.
bir numaraya düşüşlere, mesela 2'den 1'e, 3'ten 1'e, 4'ten 1'e, 5'ten 1'e indiyseniz buna biz Lyman serisi deriz. Bu arada bir ipucu size. Mesela bu seviyelerse arkadaşlar, tek geçişlerin isimleri alfa ile gösterilir. Yunan alfabesi gibi. 2 geçişler beta. 3 geçişler gamma ile gösterilir. İşte L alfa, L beta, L gamma dediğimiz Lyman'dır ve Lyman'lara dikkat edin. Mor ötesi ışımalardır. 2 numaraya düşenler H alfa, H beta, H gamma dediğimiz Balmer serisidir ve dikkat etmenizi istiyorum. Görünür ışıktır. Çok güzel bir soru bekliyor sizi zaten biraz sonra. 3 numaraya düşenler Paşen serisi, alfa, beta biraz meşhurluk azalmaya başladı. Bunlar da dikkat edin kızıl ötesidir. 4 numaraya yine başka bir kızıl ötesi olan Bracket, 5'e düşenlere de Puffund adını veriyoruz. Tabi bu arada Boratom modelini biz bu kadar çok anlatsak da tabii ki de neyi var arkadaşlar? Bir takım eksikleri mevcut. Ne gibi? Bohr atom modeline göre elektronun en küçük açısal momentum ne olabilir? Şimdi nh bölü 2pi'ye göre en sayısının yerine 1 yazabiliriz. Yani 1h bölü 2pi'dir. Ancak modern atom teorisine göre 0 olabilir. Bu kim diyebilirsiniz? Sizin hani n, l dediğiniz hani baş kuantum sayıları var diye. L 0 olabiliyordu. İşte o açısal momentumdur gençler. Sonra tek elektrona sahip olanları açıklayamamış. Çok elektrona sahipleri açıklayamamış. Sonra dairesel yörüngelerde dolandığı ifadesinin de yanlış olduğu, neden elektronlar bu şekilde atom içerisinde, bu arada kendileri de dönerek yaptığını bulundu. Ve tabii ki atomlar arası etkileşimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, molekül kavramını maalesef açıklayamamıştır. Hadi bakalım artık sorulara başlayabiliriz. Şimdi ne demiş bakalım, ilk olarak şöyle bir mavi yapalım. Bakın başlarken daha lütfen İyi okuyun. Mesela bak ne diyor? Bohr atom modeline göre diyor bakın. Şimdi modern atom teorisine göre de konuşabiliriz. Ne diyor? Hidrojen atomunun 3. yörüngesinde bulunan bir elektron bir foton salarak temel hale geçiyor. Şimdi bak temel hal neresi gençler? N eşittir 1. yörünge. Açısal momentum nasıl değişti? Bakın açısal momentum neydi? NH bölü 2pi'ydi. O zaman 3. yörüngedeki açısal momentumuz 3H bölü 2pi iken sen 1. yörüngeye geçince 1H bölü 2pi olduğuna göre ne yaptı? Bir kere azaldı. Ne kadar? Bundan bunu çıkartırsam 2H bölü 2pi'den H bölü pi kadar azaldı diyebiliyoruz gençler. Şimdi birazcık bazı sorularda formülleri hatırlamamız lazım. Bohr atom modeline göre çekirdek çevresinde temel hal seviyesinde dolanım yapan elektron, bak temel hal burası iken üst enerji seviyesine çıkarılıyor. Buna göre toplam enerjisi. Bakın düz mantık. Evden uzaklaştınız değil mi? Üniversite sınavını kazandınız. Ne oldu? Eve olan bağlılığınız ne yapar? Bağlanma azalır. O zaman dışarı gittiğine göre ne yapmamız lazım? Enerjinizi arttırmanız lazım diye böyle bir illegal operasyon yapabiliriz. İlle formülle yapsaydım da eksi r, z kare bölü ne kareye göre dışarı gitmek demek n sayısının büyümesidir. Normalde bu sayı küçülür. Ama önünde eksi olduğu için de büyür diyebilirim. Peki hızını da bakın hemen uyanabiliriz bak. Hızla enerjinin arasında ne fark vardı? Z kare bölü ne kare? Mv kare bak. Hızın karesi. Enerji. O zaman ben bunun kare kökünü alırsam yani sabit bir sayı çıkacak önüne. Z bölü n olacaktır. N büyüdüğüne göre o zaman bu arkadaşın sürati azalacak. Yol da büyüdü değil mi? Bu arada yarı çapta hatırlayın. A0 n kare bölü z'ye göre n büyüyünce. Yani düz mantığa göre şu. X eşittir V çarpı T göre yol büyüdü, sürat küçüldüyse bu adamın dolanım periyodunun artması gerekir. Peki açısal momentum neydi gençler? NH bölü 2pi'ydi. N sayısı büyüdüğüne göre açısal momentum da artar. İşte bu yorumları yapabilmemiz için birazcık formüllerle iyi anlaşmamız gerekecek gençler. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda temel halde yani N eşittir 1. yörüngede bulunan elektron uyarılarak üst enerjiye yani ne oldu? N sayısı arttı. O zaman hemen başlıyorum. Açısal momentum neydi? NH bölü 2pi'ye göre N büyüdüğüne göre açısal momentum artar. Fakat şimdi diyebilirsiniz hocam çizgisel momentum formülü vermediniz. Neydi çizgisel momentum? MV'di. Ama ben az önce size çaktırmadan V'yi söylemiştim. Neydi V? Önünde bir sabitler demiştim. Z bölü N'di. O zaman N büyürse süratiniz azalır. O zaman çizgisel momentum büyüklüğünüz azalır. Özellikle bu ikiye lütfen dikkat edin gençler. En önemli bela. Hızının büyüklüğü bak ne dedik? Azalır dedik zaten. Dolayısıyla 1, 2, 3 olacaktır.
Çizgisel momentum büyüklüğü ile açısal momentum büyüklüğünü lütfen karşılaştırmayı çok çok iyi bilin gençler. Tatlı bir bela bu. Şimdi demiştim size, ışımaları bileceğiz mi? Bileceğiz. Hidrojen atomunun spektrumunda Lyman L, Balmer B ve Paşen P selleri vermiş. Şimdi bir şey demiş. Mor ötesi ışınların seviyeleri 4 ile 124 elektron voltken görünür ışık 2 ile 4 enerji arasındadır. Kızıl ötesi de 0 1 ile 2 enerji arasında. Buna göre Lyman, Balmer, Paşenler. Bak şimdi Lyman ne kadarlık bir enerji? 10.2 değil mi şu andaki yapılan cisim? 10.2 nerede? Şu sayı. O zaman Lyman mor ötesi ışın olduğunu öğrendik. Peki Balmer ne yapıyor? 12.75'ten 10.20'ye geldiğine göre bu sayı kaç? 2.55. 2.55 nerede gençler? Şurada. O zaman bu bir görünür ışıktır. Ha, Paşen ise 12.75'ten 12.10'a geldiğine göre bu 0.65'lik geçiş. 0.65 nerede? Burada bir sayıdır. O da kızıl ötesidir. Gerçekten de zaten Lyman'lar mordur, Balmer'ler görünür. Bu da kızıl. Ama bunları sayılardan anlamanızı istediğim için bu soruydu. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Hidrojen buharındaki atomların üzerine E kinetik enerjili bir elektron gönderilir. Bu elektronlardan biri taban durumundaki iki hidrojen atomunu peş peşe iyonlaştırıyormuş. Bak, iki tane elektronu ne yapıyorsun? İyonlaştırıyorsun. Adamı kolay mı iyonlaştırmak? Ne kadar enerji lazım? 13.06 vermişiz. E o zaman buraya da 13.06, burası 13.6 olacaktı da. Fark etmiyor. Yani tutar sayılar ne verir? 13.6 olacaktı. E o zaman senin enerjin ne olması lazım en az? O zaman E'nin minimum değeri 2 tane 13.06 olma. Yani 26'dan büyük olması lazım değil mi? Hangileri o zaman 30 olabilir, 35 olabilir. Ama 25'te bu işi yapamazsın. Çünkü enerjin yeterli değil. Bohr atom modeline göre hidrojen atom çevresi temel hal seviyesi dolanım yapan elektronun bu seviyedeki açısal momentumu temel hal neydi? 1'di. Hadi bulalım. N yani 1'di. 1H bölü 2P'dir. Dolanım hızı neydi? Sabit sayı Z bölü N'e göre değil mi? Buluyorduk. Bu arada yörünge yarıçapıda A0 N kare bölü Z. Şimdi elektron uyarılırsa ne oldu? Yani N'yi büyüttüm. O zaman N'yi büyütürsem mesela 1 H bölü 2 pi, 2 H yani 3 katına çıkabilir mi? Evet. Peki hız ne olur? N büyüdüğü zaman hız V ise V bölü 2, V bölü 3, V bölü 4 gibi sayılar bekliyoruz. Peki yarıçap N'lerin karesi bak. 1, birinci yörüngede eğer yarıçap R ise ikinci yörüngede ne olur bir anda karesini alır? 4 R. Üçüncüye geçersek 9 R. O zaman bunların her biri olabilirdi. Açısal momentum hangi değerlere sahip olur? Şimdi bakın, açısal momentum tamam, N, H ve 2π. Bakın bu sayı, bu sayı, bu sayı. Yahu H'ın birimi aslında Planck sabitinin birimi açısal. Peki Planck sabitini biz ilk nerede gördük? H çarpı F'de. Şimdi enerjinin birimi Joule alabilirsiniz. H çarpı. E frekans neydi? 1 bölü saniye değil mi arkadaşlar? O zaman sorunun cevabı Joule çarpı saniye olabilir. Ama Joule bölü saniye olamaz. Ben Joule yerine, enerji yerine elektron volt da kullanabilirim. Çarpı saniye olabilir. O zaman bakın enerji çarpı saniye olabilir. Peki ben Joule'u açsaydım peki? Joule çarpı saniyede. Joule nerede bulduk biz? Mesela kinetik enerjide bulmuştuk. 1 bölü 2 mv karede. M ne orada? Kilogram. Hız ne? Metre kare bölü saniye kare. Bir de saniye bakın. Kilogram metre kare bölü saniye diye de 1, 3 diye böyle birimleri çıkartabiliriz. Bakın bu saate kadar hep Bohr'da ama bakın burada ne oldu? Modern atom teorisi klasik mekanikten kuantum mekaniğine geçiş olarak adlandırılır. Modern atom teorisi çekirdek çevresinde dolanan elektronların belirli bir zaman aralığında nerede olabileceğini açıklar. Bu yüzden modern atom teorisinde yörünge yerine atom orbital yani siz ona kabuklar diyorsun. Atom burada da bulunabilir falan filan diyordunuz değil mi? Şimdi orbitaller elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerdir. Modern atom teorisine göre uyarılarak çekirdekten uzaklaştırılan bir açısal elektronun açısal momentum büyük. Şimdi bakın açısal momentum ne olabiliyor? 0, 1, 2 diye gösterdiğiniz sayılar değil mi? Böyle 3 diye gidiyordu değil mi arkadaşlar? He, ya da sizin buradaki S, P, D, F, G dediğiniz sayılar işte bildiğiniz ne oluyor arkadaşlar? Modern. Şimdi buraya gelelim. Mesela birinci kabukta yani K kabuğunda ne vardı? Sadece S varken. L kabuğunda ne oluyor? S ve P.
M kabuğuna geldiğiniz zaman S, P, D'ye gidiyor. Şimdi S ne demek? Burada sıfır. Yani benim açısal momentum sıfır. Buraya çıktığında ne olabilir? Sıfır ya da bir olabilir, değil mi? Hikayeye göre. Sonra mesela ne oldu? Uyarılarak gidiyor, değil mi? Temel halden başlamıyorsun. O zaman açısal momentum büyüklüğünüz bir kere değişmeyebiliyor. Artabiliyor da. Ha, siz buradayken mesela buraya geçerseniz de ne olabilir? Mesela birken açısal momentumu sıfır olabilir, bir olabilir, iki de olabilir. O zaman azalır olasılığı da var. Sadece çekirdekten uzaklaştırıldığı için de cevabımız Edirne olacak gençler. Evet, böylece atom modelleriyle ilgili çalışmamızı da sonlandırdık gençler. Bundan sonra atom altı parçacıklar, kuartlar bunlarla ilgileneceğiz. Sonrasında radyoaktivitede bizleri bekliyor gençler. Evet, kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın gençler.